13-19 Şubat haftası sevgili Boğa yükselen ve Ay burcu Boğa olan güzel takipçilerim. Evet, sizin hayatınızda özellikle bu hafta disiplin içerisinde olacağınız iş evraklarımız, yoğun koşturmalar ve sizi mutlu edecek yeni anlaşmalar size ayrı bir keyif verecek. Devletle alakalı uzun süredir başvurunuz ya da bu noktayla ilgili hedef noktanız varsa bu konularınızla ilgili de güzel müracaatlarla ilgili haberler size olumlu evrede söz konusu gözüküyor. Eğer bir iş başvurunuz varsa 17 Şubat itibariyle iş başvurunuzun haberi sizin hanenize uğurlu ve bereketli şekilde gerçekleşecek ve bu da sizi mutlu edecek. Çok yoğun kalabalık kurumsal alanda çalışıyorsanız finans ve muhasebe, insan kaynakları, alım satım, ihracat işlerinizin daha yoğunlaşacağı ve yeni bir kural ve yeni bir disipline gireceksiniz. Bu noktada kendinizi daha başarılı şekilde ifade etmek için kolay bir noktaya geçiş sağlıyorsunuz. Evet, yorucu olabilir ama sizin eksik olduğunuz ve burada olmamam gerektiğiniz noktayı daha net şekilde görerek kendi yolunuzu aydınlığa kavuşturacaksınız. Özellikle 19 ve 18 Şubat arasında iş gereği gideceğimiz seyahatler bizim olumlu konuşmalar ve yeni girişimler, yeni oluşmalar ve gideceğimiz noktada birçok insan sizi destekleyecek. Alternatif iş teklifleri ya da hayatınızla ilgili olmasını istediğiniz şirketlerle ilgili de güzel diyaloglar söz konusu olacak. Bu ara seminerler, toplantılar ya da bu toplantılar içerisinde enerjiniz çok yüksek olacak. Kendinizi birçok noktada ispatlayabilirsiniz. Özellikle devlette büyük alanda çalışıyorsanız, farklı bir yere taşıp gitmek ya da yurt dışı ile alakalı bağ kurmak istiyorsanız bu konuda da başvurularınız olumsuz olarak gözükmüyor. Gecikmeler olabilir. Dikkat edin. Yalnız vizeniz, evrakla ilgili bazı sıkıntılarınız ya da pasaportunuzu kaybedebilir, kimliğinizi kaybedebilirsiniz, evrak eksikliğiniz olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konular sizin hassas noktalarınız. Bu ara özellikle de masa değişimleriyle ilgili iş konusunda yer değişimi, masa değişimi ilgili beklentilerinizde Mart ortası daha olumlu süreç olacak. Bu hafta bunlarla ilgili olumlu enerjiler alacaksınız ama Mart ortası artık yeriniz, masanız, konumunuz o kadar rahat bir şekilde belirlenmiş olacak ki hiç korkmanıza gerek yok. Hani deriz ya, dünya üstüme geliyor. Yani benim arkamda kimsem yok. Tek başıma mücadele ettim. Artık tek başına olmak değil de birinin, hani senin arkandayım diyen bir enerji hissetmek istiyorsunuz. Sizin muhteşem Rabbimiz var. Rabbiniz sizin her zaman sağınızda, solunuzda. O gücü Rabbimle yaşayın. Çünkü başarı ve odak her noktada sizin için aydınlık olacak. Unutmayın ki 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçişi var. 19 Şubat'ta yine Venüs Plüton 60'lığı var. Bu da tutkulu duygular. Yani aşk isteyebilir, yeni ilişkiler enerjisine giriş sağlamak isteyebilirsiniz. Rahatsız olduğunuz insanla işbirliği yapmak isteyebileceğiniz konularda sizi fazlasıyla destekliyor. Bence bazen herkes hata yapabilir. Siz hataları öğreten bir insansınız. Mantıklı ve akıllı şekilde bağları düzelteceğiz. Özellikle de miras konularımızın daha yoğun olacağı, anneanne, babaanne köklerimizle alakalı yaşanacak miras tartışmaları hanede uyarı olarak veriyor. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bu dönem özellikle evlilik tarafta kararı verip evlilik tarihi gün belirleyen, sanki Şubat ortası, Şubat sonu ya da yarın evlilik yapacakmış gibi gününüzü bekliyorsunuz. Bu da size uğurlu ve bereketli gelecek. Çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle girişimci ve yatırımcı ruhunuz, kendi işinizi, kendi sisteminizi kurmak istiyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Biraz daha burada pekişmeniz lazım. Özgüveniniz, yaşadığınız bazı krizleri atlatmak lazım. Devletten kurumsalla ilgili bağlantılar yaşamak istiyorsanız daha mücadeleye devam. Çünkü bazı konularda fırsatlar size doğru uyarmıyor. Yerinizi kaybetmemeniz gerektiğini uyarıyor diyorum. Evet, bu ara sevgili gençler, kendi içinizde espiritüel yönünüz, eğlence ruhunuz çok ön planda. Eğitim hakimiyetinize daha çok fazla sımsıkı sarılmanız lazım. Notlarda hafif bir gerileme başlatıp düzeltin diyorum, dedim bile. Evet, ilişki konusunda kendinizle barışık olmayan ve bir türlü bu konuda kalbim geçmişle ait noktada yaşıyor ve kimseye ısınamıyorum diyorsanız haklısınız ama yeni ilişkiler bu süreç için, mesela 15 Şubat'ta Venüs-Neptün kavuşumu, yeni ilişkiler, yeni oluşum ve çevreyle alakalı sizi çok mutlu edecek gelişmeleri sunuyor. Biraz daha gözünüzü dört açarak, kendinizi biraz özgüveninizi, kendinizi beğenmediğiniz noktaları şifalandırarak bir enerji avranızı değiştirebilirsiniz diyorum. Ama unutmayın ki bu ara evlilik konuları yoğun olanlarda söz, nişan, aile tanışması, kutlamalar yoğun bir şekilde ilerleyecek ve sizi mutlu edecek olaylara da şahit olacağınız gözüküyor.
Bir de bu ara yeni tanışanlar için, hani ben 2 hafta oldu, 1 hafta oldu tanı, şans verin, çok doğru ve keyifli bir insan size şifa gibi gelecek. Ama ani ev değişikliği fikriniz varken araç değişimi yapacaksınız. Ama evinizin de enerjisi size çok fazla yıpratıyor, ama araca da çocuklar ve kendi ve iş gereği ihtiyacınız var. Hak veriyorum, ama Nisan ve Mayıs'a kadar da bu ev işimiz tekrar gündemde olacak. Şimdiden ev aramamayı unutmayın. Aramaya devam edin ki ev kapınızı tez ve doğru zamanda bulmanızı istiyorum. Ailede özellikle baba, amca, dayı soylarımızla ilgili biraz sağlık problemlerinden kaynaklı sıkıntılar söz konusu olabilir. Özellikle ufak tefek operasyonlarda tedirginlikler yaşayabilirsiniz ve iş gereği izin almanız gerekiyor olabilir. Evet, ama sağlıklı bir şekilde düzenimize geri döneceğiz. Sevgili ev hanımlar, özellikle bu ara kendinizle alakalı, eşinizin ailesi, çevresi derken kilo aldınız, vücut enerjinizin iyileşmeye, sıkılaşmaya ihtiyacı var. Çocukların derdi sizin, başkalarını dert edinmekten kendi bedeninizi iyileştiremediniz. Hadi artık kendi bedeninize, kendi ruhunuza iyi bakmanız lazım. Evet, burada özellikle yapmamız gereken çocuklarımızın dolapları, çalışma masası ve dağınık evresi ve hijyen temizliği ön planda, sanki bir kış mevsimi temizliği hanenizde gözüküyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu arada da eşinizin kendi ailesiyle ilgili bazı konular biraz bizi yıpratabilir. Eşinize destek olmanızı istiyorum. Boşanmayla alakalı gündemimiz bazı boğa burçlarında geçerli. Sadece zamana bıraktınız ve bu konuda ertelenmesini isteyen bazı hanımlar var. Boşanmak istemiyorum. Mücadele edin, hak sizin için aydınlığa kavuşacak. Bu arada bir de aldatılma korkusu, aldatılma enerjisi olabilir içsel dünyanızda. Şu an öyle bir kriz yok. Gökyüzüne böyle bir enerji lütfen itmenizi istemiyorum. Ama şu var, bu ara yazma kabiliyetiniz, yetenekleriniz ve bunlarla ilgili ufak tefek kurslar alarak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, kulak burun alerjimiz ön planda, dikkatli olunuz. Sevgili Başak ve yükselen ve Ay burcu Başak olan takipçilerim, nasılsınız? Güzel ve uğurlu ve ışık dolu bir hafta olsun. Hızlarınız, işleriniz hızlı ve seri şekilde aksın gitsin. Kalbinizdeki sevgiyi çok doğru ifade ederek yürüyüp gidin istiyorum. Unutmayın ki sizin hayatınızda değişecek işle ilgili, uzun süredir konumunuzla ilgili rahatsız olduğunuz ve merak ettiğiniz konularda bir rahatlığımız evrede. Ve yapmak istediğimiz yeni işle ilgili başvurularımızla ilgili adım atın ve buradan olumlu cevap alacaksınız. Şirketinizle alakalı yaşadığınız krizler yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ve buradaki enerjide kendinizi daha sakin tutmanızı öneriyorum. İnsan kaynakları, alım satım, mühendislik ya da elektronik alanlarda çalışanlar için güzel yer değişimleriniz ve fırsatlar ve gelecek teklifleri gözden geçirmenizi istiyorum. Çünkü bu noktada da güzel teklifiniz var, ama gideceğiniz noktada hem maaş hem para konusunda daha rahat bir evre sağlayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili iş gereği seyahatlerimiz çok yoğun gözüküyor. Daha sağlıksal anlamda vücut evremize dikkat edeceğiz. Çünkü sizin vücut, hani bağırsak enfeksiyonlarımız, vücut direncimizin biraz düştüğüyle alakalı seyahatlerde hasta olup gelmenizi istemiyorum. Özellikle de iş alanında kendi işinizi yapıyorsanız ve buradaki enerjiden bazı rahatsızlıklarınız varsa, ufak tefek dokunuşlarla buranın enerjisini değiştireceksiniz. Bu ara hayal dünyanız, ruhunuz, geçmiş, gelecek ve korkularınızla yüzleşip bu noktaların gerçek adımlarını atacaksınız ve kendinize ait mutlu alanları daha genişletme evresi. Yani ne demektir bu? Kendinizi sevmek, değer vermek, önemsenmeyi gösteriyor ve hayatınızdaki problemleri bilerek, artık bilmeden değil, bilerek adım atarak yönünüzü belirleyeceksiniz. Devletle alakalı bir fikriniz varsa, 18 Şubat'ta Merkür-Jüpiter altmışlığı var. Bu konuda girişimleriniz, yapmak istediğiniz başvurularınız olumlu gözüküyor. Özellikle özel sektör ve büyük şirketlerle ilgili iş başvurularınızla ilgili 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu, işinizle alakalı oluşması gereken fırsatları, yeni kapılar sizi daha kolay şekilde hakimiyet yapacak ve göz görünürlük hakimiyetiniz var. Bu konuyu da gözden geçirin. Ekip arkadaşınızda kadınlarla yoğun çalışıyorsanız, özellikle sarışın olan kişilere dikkat edeceksiniz. Bu konuda sizinle ilgili dedikodular had safhada, dikkatli olun diyorum. Eğer ki kardeş, kuzen, yakın akrabalarla iş bağlantınız varsa, sosyal ağlarda daha fazla kendinizi ispatlayacağınız, işinizle ilgili odaklanacağınız noktada fırsat kapıları, daha yoğun insanlarla iletişim kurarak işi ve parasal yönümüzü daha aydınlığa iteceğiz. Eğer ki küçücük bir kuaför salonunuz varsa,
bu ara işlerin çok yoğunluğu ve isminizle ilgili buraya gelen insanlar daha yoğun bir şekilde güç kazandıracak. Toprak almak, toprak satmakla alakalı noktada özellikle 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu seyriyle birlikte en azından Koç Burcu geçişine, Güneş Koç Burcu geçişinde toprak alımını yaparsanız daha sağlıklı olacağını gösteriyor. Unutmayın ki size de yeni gelecek teklifler hem ekonomik olarak hem güç olarak sizi rahatlatacak. Eğitim konularınız, akademik kariyerle alakalı yapmak istediğiniz birçok noktada evet 19 Şubat'ta Venüs Plüton'un 60'lığı var. Bu da yarım kalınan hayatınızla ilgili gerçekleri görerek yarım olayları toparlayıp kendi yönünüzü daha sağlam bir şekilde oluşturacaksınız. Bu ara cilt bakımınız, saç bakımınız, vücutla epilasyonla alakalı randevularımız yoğun. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle bu hafta en çok yorucu evraklar, koşturma, toplantılar sizi kasvete ütebilir. Ve bu yüzden de kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. Ev içerisinde akşamüstü biraz daha sakin konuşarak her iki tarafın ılımlı enerjisini yaşamanız gerekiyor. Aynı şekilde sevgili gençler, bu ara buğulu bakmanız, enerjinizde aşk rüzgarları yoğun olacak. Çünkü Venüs-Neptün arasındaki bazı karışıklıklar sizin yanlış görmenize sebep olabilir. Bu da eğitimimize yansıyabilir. Dikkatli olun diyorum. Evet, uzun soluklu ilişkilerde güzel konuşmalar ilerlerken geçmiş ilişkiler hayatınıza lak diye oturacak. O yüzden ilişkide gereksiz kaoslara girebilirsiniz. Her iki tarafta kendini sakin ve mantıklı anlatmalı, yoksa gereksiz ayrılıklara gidiyorsunuz. Geçmişinize ait birinin geri gelmesini istiyorsanız bu hafta bu konuda sürpriz haberler alacaksınız. Karar sizin. Ama uzun soluklu ilişkinizle ilgili tehdit uyarıları verdim. Sözlü ya da nişanlıysanız evlilik tarihinizi belirleyeceğiniz bir hafta. Bununla ilgili aileler yoğun bir tempoda koşuşacak. Bu da size iyi gelecek. Yalnız kavgalara açık bir haftadayız. O trafikte olabilir, yolda olabilir. Ufak tefek kazaların yaratacağı sıkıntılar var. Mümkün olduğu kadar kimseyle tartışmayın. Aracınızla dikkatli gidin, otobüsünüzle dikkatli gidin. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın istiyorum. Evli çiftlerimizle ilgili noktada da bu ara en çok önemli konu ne olabilir sizin hayatınızda? Eşinizin toprak ve eşinizin pasif davranışları yüzünden haklarını alamayacağı ile ilgili tartışmalarınız söz konusu olabilir. Eşiniz kötü bir insan değil, kimse kırılsın istemiyor ama adaletli şekilde paylaşım da olmayacak. Siz bir avukat tutun, eşinizin arkasında durun diyorum. Bir de uzun süredir aynı bina içerisinde rahatsız olduğunuz komşularla tartışmalarınız olabilir. Bu hafta bunları da gözden geçirmemiz lazım. Evde ufak tefek değişimler söz konusu olsa da şu an buna ihtiyacınız yok. Belki çocuklar için battaniye, yorgan, yenilenme gibi fikriniz olabilir yastıkları ile ilgili. Bu olumlu problem değil. Sağlık olarak dediğim gibi göz problemimiz olacak. Sinüzitle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Ve mide asitlerimiz daha bizi mide bulanmamıza sebep yaratabilir. Bir de buzdolabı probleminiz var. Yeni buzdolabınız hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, oğlak, yükselen ay burcu oğlak olan sevgili takipçilerim, işinizle ilgili oluşacak beklediğiniz haberlerle ilgili biraz gecikmeler olabilir. Dijital alanlarda yaşayacağınız aksilikler finans hayatınıza sıkıntıya soksa da 16, 17, 18 arasında tekrar bu enerjinizin yoğun bir evrede olacağı ve sizi mutlu edecek haberlerle birlikte rahata ereceğiniz gözüküyor. Ama çok yoğun toplantılar içerisinde oluşacaksınız. Girişimci enerjiniz, konuşma diksiyonunuz ve etraftaki herkesin size hayran bakması sizi nazarlara getirmesin. Mavi giyin, bol bol enerjinizi mavi çeksin, sizin bedeninize şifa olsun diyorum. Merkür Jüpiter 60'lığı gerçekleşecek. Yurt dışı seyahatleriniz, şehir dışı seyahatlerinizde olumsuz bir şey olmayacak. Başararak gelmiş, tekrar devam edeceğiniz seyahatlerinizde başarı noktanız var. Ama maaş ve parasal konuda kendinizi biraz daha güçlendirmek istiyorsanız 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu girişimciliğinizin dışında parasal noktanızla ilgili yöneticiler, patron, ekip arkadaşlarımızla daha büyük sahneyi oluşturarak haklarımızı doğru şekilde ifade edeceğiz dedim. Diyorum bile. Kendi işinizi yapıyorsanız 19 Şubat'ta Venüs Plüton 60'lı işinize daha sağlam
karar, yeni projeler, yeni insanlar ararak, çevreyi genişlettirerek yerinizi markalaştırmaya doğru iteceksiniz. Bence bu doğru bir adım. Sadece odaklanıp kendinizin ne istediğinizi bildikten sonra size kimsenin zarar vermeyeceğini siz de biliyorsunuz. Mekan değişikliği, iş yeri değişikliği fikri olan sevgili oğlaklar için evet yapabilirsiniz. Çünkü 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu iş yenilenmesi, taşınma bu konularımız için destekliyor. Ama doğru nokta, çünkü siz çok ara noktalar tercih ediyorsunuz. Biraz daha kenar ya da cadde alanlarına iş sisteminizi oturtursanız daha başarılı olacağınızı gösteriyor. 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu seyriyle birlikte sizin uyku probleminizin biteceği ama rüya ve boşluklar içerisinde rüyalar görerek dağınık uyanacağınızı gösterir. O yüzden biraz daha anason çayı, ada çayı, ıhlamur içerek uyumanız sizin vücut enerjinizin de gevşemesine yardımcı olacak. İlişkiler konusunda atıp tutma dönemi bitiyor. Doğru insanın elini tutma, hayat arkadaşınızla yapacağınız yolculuk size uzun soluklu mutluluğu gösteriyor. Bitirmeye çalıştığınız ve bitemeyen ilişkileri bu hafta hepsini çözeceksiniz. Kalp artık paraya odaklanacak, işe odaklanacak, mutluluğa odaklanacak. Sizi yoracak her şey artık geride kalıyor. Ama sizin en büyük sorununuz aile. Çocukluğumuzdaki travmalar, kendinize ait yaşadığınız karmaşıklıklar, özellikle Güneş Balık Burcu seyrinde bunlar da çok fazla tetikleyecek sizi. Bu konuda yoga yaparak, meditasyon yaparak şifalanabilirsiniz. İçinizdeki kindarlık ortaklı işlerde sert tepki yapabilir. Mesela ortağınıza sinir oluyorsunuz ama sahte gülümsemek zorundasınız. Çünkü onunla fikir uyuşmazlığınız var ama iş devam etsin diye birbirinize kahkaha atıyorsunuz. Ortaklığı bir an önce bitirmeniz lazım. Yoksa her iki şirketi de yanlış batırmaya doğru gidiyorsunuz. Ya da buraya yeni bir ortak alarak siz iletişimi kenara atmanız lazım. Yurt dışı ile ilgili bazı seyahatlerimiz var. Bunları doğru geç gerçekleştirmeniz lazım. Çünkü orayla ilgili vatandaşlık, burayla ilgili başvurularınız da olumsuz bir nokta yok. Özellikle kız çocuğunuz varsa ya da siz bir kadınsanız 20-19-25 yaş arasındaysanız yurt dışı ile ilgili bağlantılarımızda herhangi bir sorun yok. 15 Şubat'ta Venüs-Neptün kavuşumu sizin gideceğiniz yurt dışı seyahatlerinizde çok güzel değişecek ve kalıcı projeler içerisinde olacağınızı gösteriyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara daha sakin, daha özverili iş evremiz ama maaşınızda ekstra kazançlarınız var. Hayırlı olsun. Sevgili gençler, biraz daha kendi edebiyat yönünüz, matematik yönünüzü güçlendirmeniz lazım. Orada hatalar ve orada puanlarınız azalıyor. Bunların üstüne giderek gerekiyorsa kurs alarak bu enerjiyi değiştirmeniz lazım dedim. Evet, ilişkilerde güzel evreler, doğru insanı bulma evreniz, bitmesi gereken ilişkileri karar verme evresi. Ama bundan 5 sene ya da 5 ay önce yaşadığınız ilişki için gözyaşı döken sevgili oğlaklar için şunu demek istiyorum. Ya bıkmadım artık ağlamaktan. Çünkü çok güzel, seni Rabbim güzel bir insanla tanıştırıyor. Aracı var burada. Aracıları gözden geçirir, fırsat ver. Kendine bu noktada güvenirsen seni çok sevecek, senden çok sevecek bir insan olacak, şans ver. Çocuk ya da çocuklarınızla ilgili yatırım konusu olan sevgili oğlaklar için bu dönem değil, Mart ayı itibariyle yatırımlarla ilgili net karar vererek buradaki eksiklikleri tamamlayacaksınız. Boşanma, ayrılık kararı verenler de hane, yeni bir nokta, aile taşınması, aileye gitme gibi kararlarda netiz ama çocuklar bu konuda çok mutsuz. Bence ailece bir ilişki terapisine giderek hem çocukları alıştırarak hem de kendinizi alıştırarak bu vedayı yapmanız lazım. Ani kararla çocukları depresyona sokabilirsin. Evliliği iyi gidenler için de güzel bir ev anahtarı müjdesi, bununla ilgili beklediğiniz miras konularında güzel haberler alarak nerede ev almayı hayal edeceğimiz başlangıçlar, bakmalar hayatımıza girecek. Doğru ev size uğurlu gelsin isterim efendim. Yani siz bunları başlayacaksınız bakmaya. Esenler mi? Hakkari mi? Van mı? Diyarbakır mı? Rize mi? Yani yerinizi belirleyeceksiniz. Ona göre doğru noktayı bulacaksınız. Bir de eşinizin çok geç gelmesi eve ve sorumsuz olan sevgili ev hanımların kocasına sesleniyorum. Eşiniz bıktı. Sizi evden kovacak. Bilginiz olsun diyorum. Ve çocuklar da sizi özlüyor. Yani bu çocuklar uyuduktan sonra eve geliyorsun. Artık evde tam olman lazım. Çocuklara da günah. Karına da güzel günah. Düzenine de günah diyorum. Bir de eşinizde bazı bağımlılıklar söz konusu olabilir. Bu bağımlılıklar için eşinizin birebir tedavi olması lazım. Sağlık olarak özellikle geniz eti, sinüzit ve nodüllerimize dikkat etmemiz lazım. Hoşça kalın, mutlu olun efendim.